Bir insan neden çaresiz kalır? Bu soruyu soran arkadaşlarımıza cevap vermek istiyorum. İnsanın kafası ve bu kafasının içerisinde büyük bir kısmı çaresizlik var. Çünkü insanların büyük bir kısmı çaresiz zaten. Yani %93'ün üzerinde istatistiklere göre çaresizlik var ve çaresizliği biliyor sadece ve çaresizliği de size öğretiyor. Şöyle diyelim, şurası çaresizlik olsun. Sadece çare bu kadar olsun. İyimser olarak anlatıyorum. Yani çözümleri fazla bilmediğinizden dolayı, çözümsüzlüğü bildiğinizden dolayı çaresiz kalıyorsunuz. Buna öğrenilmiş çaresizlik deniyor. Yani çaresizliği size toplum, çevre, uzman bildiğiniz kişiler, öğretmeniniz, anneniz, babanız sürekli bir işin nasıl yapılamayacağını söyledi size. Size öğretti. Sizin kafanızda da ne var? Şu kısım, büyük bir kısmı %60, %70 çaresizlik var. Kafanızda sürekli bir bilgi var. Evet, bir bilgi, öğrenilmiş bir bilgi ama bu bilginin ismi çaresizlik. Çaresizlik olduğu için kafanızda daha fazla. O zaman çaresiz kalıyor insan. Yani çaresiz kalması ondan kaynaklı. Şöyle bir deneme yapmanızı tavsiye ediyorum. A4 kağıdı alın. Tanıdığınız 10 kişinin ismini yazın. Liste yaptıktan sonra bir problemi onlara anlatın. Size bu 10 kişinin içerisinde 9'u nasıl yapılamayacağını anlatacak. Nasıl çözülemeyeceğini anlatacak. Yani problemi çözmek yerine bu işi daha büyüterek, abartarak sizi korkutacak, kaygılandıracak ve size çaresizliği öğretecek. Yani biraz önceki gibi beyninize çaresizliği pompalayacak. Ondan dolayı hocam neden çaresiz kalır? İnsanların çaresiz kalmasının sebebi o deneyde ve anlattığım konuyla alakalı. Yani kafanın içerisi çaresizlikle dolu olduğu için kişi tam adım atacak, çareyi bilmiyor veya çaresi çok az, %10, %20 çare biliyor. Bilmediği için, daha önceden eksik bilgiler olduğu için, bir işin nasıl yapılamayacağını bildiğinden dolayı, beyin sürekli negatif tarafa odaklandığından dolayı kaygılar, tedirginlikler, korkular, endişeler gelecekle alakalı beyninde oluşuyor ve ileri gidemiyor. İşte çaresiz kalıyor. Buna da öğrenilmiş çaresizlik deniyor. Bunu yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Öğrenilmiş çaresizlik kafanızın içerisinde olursa her zaman çaresiz kalırsınız. Peki öğrenilmiş çaresizlikten nasıl kurtulacağız? Öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmanın yolu çareyi daha çok öğrenerek, yani şu lacivert kısmı çare diyelim. Burası da çaresizlik. Çareyi daha çok çoğaltarak beynimizde, yani yöntemleri, taktikleri, teknikleri, stratejileri öğrenerek, yani çareyi öğrenerek, bir işin nasıl yapılabileceğini öğrenerek bu lacivert kısmı çoğaltarak insan çaresizlikten kurtuluyor. Yani kafa yapısını değiştirmek, şahsiyet gelişimi yaparak çareyi öğrendikçe bakış açınız değişiyor. Devamlı çözüm tarafa odaklanıyorsunuz. Mantıksal çözümler üretiyorsunuz. Yani daha önceden ne üretiyordu beyniniz? Çaresizlik daha fazla olduğu için çaresizlik üretiyordu. Çare öğrendikçe, şahsiyet gelişimi yaptıkça, öğrendikçe, geliştirdikçe kendini, yöntem ve taktikler öğrendikçe sen mantıksal çözüm üretiyorsun. Artık problem üretmiyorsun, çözümsüzlük üretmiyorsun, çözüm üretiyorsun. Yani çaresizliğin en büyük ilacı çareyi öğrenmek. Kişisel şahsiyet gelişimi yapmak. İki günü aynı olan ziyandadır buyuruyor Peygamberimiz. Yani sen dün ile bugün aynı hasılatı yapıyorsan, ticaretle uğraşıyorsun örneğin. Dün 1000 euro kasa yaptın. Bugün de 1000 euro kasa yaptıysan o zaman hayat bir spiral gibi aşağı inersin. Yani aynı olduğu için spiralden aşağı inersin. Hayatta aynısı yoktur. Ya yukarı çıkarsın ya aşağı inersin. O yüzden iki günün biri olmaması için çaresizlikten kurtulup çareyi öğrenmen gerekiyor. Nasıl sen çocuğunu bir şey öğrenmesi için tekvando kursuna gönderiyorsun, basket kursuna gönderiyorsun, futbol kulübüne gönderiyorsun, kurs parası ödüyorsun veya senin örneğin kızın var, şoför olmak istiyor, şoför okuluna gönderiyorsan çaresizlikten kurtulup çareyi öğrenmek için de kurslar var, eğitimler var. Çocuğunun gittiği kursa para ödüyorsan şahsiyet gelişimi için de, kendine yatırım için bir eğitime para ödeyebilirsin. İkisi de aynı. Dolayısıyla eğer sen de çaresiz kaldıysa, çaresizlik varsa beyninde devamlı, o zaman çareyi öğrenebilmek için çok acil şahsiyet gelişimi programlarına katıl. Kendini geliştir. Kişisel gelişim yap. Çareyi öğren ki kafandaki çaresizlik azalsın ve mantıksal çözümler üretirsin. Hayatında karşılaşacağın birçok problem problemleri çözmeyi öğrenirsin. Şahsiyet gelişimi yapan insanların hayatı nasıl değişiyor? Bir kere çözümsüzlüğe değil, çözüme odaklanıyorlar. Biraz önce dediğim gibi bu sefer çözüme odaklandığından dolayı, problemleri çözebildiğinden dolayı geceleri endişesiz, korkusuz, kaygısız, rahatça uyuyabiliyorlar. Daha dingin oluyorlar çünkü uykularını aldıklarından dolayı daha dinç, enerjik ve psikolojikmen daha güçlü oluyorlar. Bu çok önemli. Bununla beraber hedeflerine odaklanıyorlar. Hedeflerine ve hayallerine odaklandıklarından dolayı gözlerinin parlaklığı bile farklı oluyor. Dik duruyor, dik yürüyor, enerjik oluyor. Çünkü bir hedefi var ve başkalarının konuştukları negatif cümleleri veya dedikoduları onu hiç etkilemiyor. Bu kulaktan giriyor, diğer kulaktan çıkıyor. Yani başkaları ne demiş, ne dememiş hiç önemli değil onlar için. Şahsiyet gelişimi yapanlar için kendini geliştirdiğinden dolayı, şahsiyet gelişimi yaptığından dolayı, psikolojikmen güçlü, motivasyonlu, enerji dolu olduğundan dolayı çevresindeki insanları da otomatikmen etkiliyor. Etkili insan oluyor. Yani oğlunu, kızını veya eşini daha pozitif etkileyebiliyor. Onların da güçlü olmasını sağlıyor. Yani en büyük miras çocuklarına ve senin arkandan gelen nesline kendine yaptığın şahsiyet gelişimi eğitimidir. çünkü sen kendine 3.000 euro yatırırsın ve 30.000 euro geri alırsın. Yani 1'e 10 alırsın her zaman. Ve neslinden bu güzellikler devam eder. Onlar da psikolojikmen daha güçlü insanlar olurlar. Ama bu sana bağlı. Yani senin kendine yapacağın iyiliğe bağlı. Genellikle insanlar kendini sabote ediyor. Yani insanın en büyük düşmanı aslında kendisi. Kendi kendini frenliyor. Eğer kendini frenlemeyeceksen, eğer kendine iyilik yapmak istiyorsan, o zaman çok acil bir şekilde nesil için, geleceğin için kendine şahsiyet gelişimi eğitimi al. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza şahsiyet gelişimi eğitimleri online olarak VIP eğitimleriyle veriyoruz. Eğer sen de katılmak istiyorsan, güzellikler yaşamak istiyorsan VIP programlarımıza katılmak için hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Eğitimde görüşmek dileğiyle, hoşça kal. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli öngörüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve öngörüşmek için başvuru gönder. mayilcoaching.com